Alkışlar Sayın Ayşe Karasoy için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hekim olduğunuzdan bahsettik. Başka hiçbir niteliğinizi söylemedik. Lütfen biraz kendinizi bize tanıtır mısınız? Zor soru değil mi? Harf evet. Alası geliyor insanlara. Evet. Kaç yıldır sürdürüyorsunuz görevi? Oradan başlayalım. 23 yıldır hekimlik Maşallah. Yapıyorum. Maşallah. Çocuk işçi olarak başladınız demek ki hadiseye. Tebrik ediyorum sizi. Okul bittikten sonra 23 yıldır hekimim. Biyokimya uzmanısınız. Klinik biyokimya uzmanıyım. Uzmanlığımı o branşta yaptım. 8 yıldır iş yeri hekimliği yapıyorum. 4 yıldır da psikoterapi eğitimleri alıyorum. İlişki ve evlilik terapisi, cinsel terapi bu konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tebrik Eğitimler ederim. Bitmiyor. Zorlu bir işiniz var. Beraberinde üzerine başka şeyler de koyuyorsunuz. Evet, tebrik evet. ederim sizi. Hakikaten evet. öyle. Çok kimsenin yapabileceği bir şey değil. Öğrenmeyi seviyorum. Eğitimi de seviyorum. Öyle demişler sizin için zaten. Öğrenmeyi, araştırmayı, gezmeyi sever. Evet. Bu aralar zannediyorum üçüncüsü pek yapılamıyor. Yok yapamıyorum. Zaten eve de girdiğim yok iş dolayısıyla. Tahmin ediyoruz. Hiçbir zaman ediyoruz. Karantinaya giremedim. Başımızın üstünde diyelim sonra efendim. Her şey derlensin, toplansın da bol bol gelin harf almaya. Olur mu? Olur. Şimdi ilk sırada yarışmak belli tedirginlik yaratıyor bünyede. Bunu biliyorum. Ama aslına bakarsanız en fazla şampiyonu da birinci sıradan çıkartırız gün şampiyonluğunda. Risk alırsanız, kuvvetli bir puana da ulaşırsanız risk almaya sevk edersiniz efendim. Evet. Hadi böyle başlayalım. Tamam. İlk soru, dört harfli bir cevabı arıyoruz. Yeşil çuha üzerinde oynanan bir strateji oyunudur. Yani buna kağıt oyunu demek kimisi için ayıptır. Turnuvaları falan yapılır. Briç. Briç'tir efendim. 400 puan değerinde. Geliyor yenisi. Bu derli toplu bir soru. Herhangi bir sözlüğü de açarsanız aşağı yukarı buna göre bu doğrultuda bir tanımlama bulursunuz. Buyurun. Dört harfli bilim, kültür, sanat ve geçmişteki yaşama ait yapıtların sergilendiği yer. Müze. Müze. 400 puan daha. Aynı hızı beklediğim bir soru daha var elimde. Buyursunlar efendim. Diyor ki Britanya adasının üçte birini kaplayan kuzey bölgesindeki İskoç. Yerli halktan olan kişi İskoç. Ayşe Hanım. Çok güzel başlangıç. Buyurun bitirelim. Beş harfli cevapları. Yine batı kökenli bir kelime aradınız. Bir kimsenin bir kurum veya bir toplum içindeki durumu efendim. Batı kökenli bir kelime. Mevki. Batı kökenli bir kelime. Harf mi istediniz siz basarken? Evet. Evet. S harfiyle başlıyor. Statü. Statü. 400 puan daha katıyor kasaya. 39 saniye gibi bir süre harcadık. 4 tane soruya cevap verdik. Yani soru başına 10 saniye bile düşmüyor maşallah. 1700 puan. Gayet güzel. Hadi gelsin yenisi. Akdeniz uygarlığının sembolü durumunda olan ağaçtır. Zeytin. Kesinlikle odur. 600 puan daha. Arapça kökenlidir. Kökeni korkutmasın efendim sizi. Eskimiş bir kelime değildir. Şöyle soru verdik. Dedik ki önlem veya hazırlık anlamındaki sözcük. Harf alayım. Önlem almak, nokta nokta almak. Harf alayım. Bir tane daha. Evet. Süremiz var aslında. Hemen harfe tutunmaya gerek yok. Önlem almak, nokta nokta almak. Hazırlıklı davranmak, nokta noktalı davranmak. Tedbir. Tedbir. 400 puan değerindedir. 2700 oldu kasamız. 7 harfli cevapların ilkiyle birlikte 3000'i aşacağız. Lazım olan da o zaten. Buyurun geliyor. Matematikte bilinmeyeni içeren eşitlik. Ya da bilinmeyenleri. Çünkü tek de olabilir, çift de olabilir. Ha, denklem. Denklem kesinlikle doğru. 3400 kasa, 2 dakika 35 saniye var. Yani yarısı bitti, sürenizin yarısından fazlasına sahipsiniz halen.